Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Ayrıca Büyükşehir Belediye'mizin 500 günlük protokolünün bugün burada yeni şehrimiz için önemli bir kazanım olacağını inandığımız, bizim de göreve başlayınca yapmayı vaat ettiğimiz projelerimizden olan kapalı pazar yerinin temelini atmak için bulunmaktayız. İlçemize hayırlı olsun diyorum. İlçemiz için çok önemli olan bir kazanım olan kapalı pazar yerimizin ihalesi yaklaşık 2,5 ay önce yapıldı. Tabii ki bu pandemi süreci olmasaydı biz bu temeli Nisan ayında atmış olacaktık. İhale sürecinin hemen ardından çalışmalara başlayarak bu aşamaya gelmek için gayret gösteren başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ömer Aktaş'a, şahsında daire müdürlerine, daire başkanlarına, mühendislerine ve ilgili firmaya huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sevgili yenişehirler, seçim meydanlarında yenişehirimize kapalı pazar yerini yapacağımızın sözünü vermiştik. Bugün burada sizlerle birlikte 7400 metrekare inşaat alanı üzerinde toplam 5976 metrekare kullanım alanına sahip, içerisinde zabıta, tahsilat noktası, çay ocağı, mescit, lavabolar, bir adet işleri, bir adet tahsilat bürosu, 875 metrekare düğün salonu, yaklaşık 13.180.000 Türk lirası artık KDV bedeline maliyet olan bir kapalı pazar yerinin temelini gururla atmayı şu anda gerçekleştiriyoruz. Halkımız ve esnafımız burada hava koşullarından etkilenmeden özgürlü ve rahat bir şekilde alışverişlerini yapabilecekler. Diğer zamanlarda da bu alan çeşitli etkinliklerde kullanılacaktır. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar yaptığımız her çalışmada önceliği insanımıza verdik. Halka dokunan, pozitif katkılar sunan projeler ürettik. Şükürler olsun, göreve başlarken vaat ettiğimiz projelerimizin büyük çoğunluğunu hayata geçirdik. Bazılarının çalışmaları ise devam ediyor. Vatandaşlarımızın bize olan inancını boşa çıkarmadık. Çıkarmayacağız. Sizlerin desteğiyle daha birçok projeye el ele, gönül gönüle vererek başarıyla hayata geçireceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Saygıdeğer kaymakamım, çok değerli belediye başkanım, çok kıymetli Büyükşehir Başkan Vekilimiz, Milliyetçi Hareket Partimizin çok kıymetli il başkan yardımcısı, AK Partimizin ve Milliyetçi Hareket Partimizin değerli ilçe başkanları, Yenişehir'e olan sevgimiz, aşkımıza bugün temel atma töreniyle bir araya geldik. Cumhur İttifakı çatısı altında bir seçim gerçekleştirdik. Dedi ki bu ittifak, işte şu Allah gönderden içi indirmesin, ay yıldızlı bayrağın sevgisiyle, heyecanıyla yanıp tutuşan insanların bir araya geldiği bu ittifak nihayetinde Bursa'nın tüm ilçelerinde ve Yenişehir özelinde de bazı sözler verdi. Onları yerine getirmemiz lazım. İşte o sözlerden bir tanesi de Süleyman Başkanımızın özellikle son dönemlerinde çok arzu etti ama yeni dönemi bırakalım diye karşılıklı görüştüğümüz ve beraberce proje revizyonundan sonra da burada çalışmasına başladığımız bu proje, ben inanıyorum, ümit ediyorum ki az önce pazar yerinin yanından geçtik. Artık bu sokak pazarları şehirlere yakışmıyor. Daha güzel, tabiri caizse bir market ayarındaki ortamda, kışı da, yazı da, yağmurdan, çamurdan, güneşten etkilenmeden insanların, özellikle pazarı hanımefendiler çok kullandığı için, rahatlıkla günün her saatinde gelip gezebilecekleri
çok güzel, nezih bir ortam olacak. Beraberinde bu mekan farklı amaç ve gayeler içinde kullanılabilecek. Yapılacak işler var. Muhtarlarım burada, hepsini görüyorum. Hepsine de çok teşekkür ederim. Hiç şüpheniz olmasın. Hiçbir mazeret üretmeden Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde oluşturduğumuz bu kardeşlik iklimiyle ve havasıyla biz bu sorunların hepsinin üstesinden geleceğiz. Kıymetli kardeşlerim, kapalı pazar yerleri artık modern şehirlerin olmazsa olmazı. İnşallah, temenni ediyorum, bunu bitirelim. İkincilerin bir başka bölgede hesabını yapalım. 5300 metrekare kapalı pazar alanımız 6600 metrekarelik bir alanda konuşlandı. Çelik taşıyıcı sistemle inşa edilecek olan pazar yerimizde 350 civarında pazar tezgahı kurulabilecek. Hizmet binamız 1750 metrekarelik inşaat alanına sahip, betonarme ve çelik taşıyıcılı sistemle inşa edilecek. Az önce Davut Başkan detaylarını verdi. Bebek bakım odasına, fuay alanına varana kadar beraberinde bir adet de burada düğün salonu, nişan ve düğünler için bir alan tasarlandı ve 500 gün olarak da ihaleye çıkıldı. 13.180.000 artı KDV artı fiyat farklarıyla 16-17 milyona mal olacak bir proje. Lakin biz bu projeyi Davut Başkan da ifade ettiği için inşallah 2022'ye kalmadan, şu an Kasım'ın başındayız, buradan 400 gün yürürsek Aralık 2021'e tekabül eder, değil mi? Nerede müteahhitimiz? Aralık 2020 kardeşim, söz veriyorum bunu, tamam mı? Bir kaldır elini görsünler mi? Tamam inşallah. Tam da böyle kış ortamına giriyoruz. Dolayısıyla da kışın özellikle pazar yerleri belki yazın bir şekilde absorbe ediyor ama kışın çok açıkçası keyifli olmuyor. Hanımefendilerin daha rahat ve sağlıklı bir şekilde gezip pazar alışverişlerini yapabilmesi için inşallah Aralık 2021 tarihine kadar da bitirip burayı hep beraber açmış oluruz. Ben emeği olan, katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli başkan vekilim Süleyman Bey, çok değerli belediye başkanımız Davut Bey, ilgili arkadaşlarımızın hepsinin bu işte emeği ve katkısı var. Burası bir tarım ilçesi aynı zamanda. Bu tarım ilçesine de yakışan bu. Dolayısıyla burası inşallah daha farklı konularla alakalı da, hususlarla alakalı da kullanabilecek bir alan olacak. Kıymetli kardeşlerimiz, sırada başka çalışmalarımız var. Bugün aynı zamanda biz ana kucaklar açıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak. Çok sıcak bir yuva. Özellikle 4-5 yani okul öncesi çocuklarımız için herhangi bir ücret yok. Bütün materyalleri, bütün efendimizin ortamları bizim tarafımızdan hazırlanıyor. 7 tane ana kucağı açtık şu ana kadar. Sene sonuna kadar 15'e çıkaracağız. Yenişehir'de de bir ana kucağı açacağız. Nasip olursa devre arasına kadar yetiştirmek istiyoruz. Bugün belediye başkanımızla, ilgili arkadaşlarımıza da iki alternatif bir yer var. Neresi olur diye onu da konuşacağız. Yapacağımız farklı projeler de var. Yollarla alakalı bu sene hep sati kaplama çalıştık 2020'de. Buna kızanlar oldu. Bunun için diyenler oldu. 2021'de de muhtemelen sati kaplama çalışacağız ama bu dönüşümü sağlayacağımızı hiçbir arkadaşımızın şüphesi olmasın. Biz her yolumuz pırıl pırıl olsun. İnsanlar kırsala çok rahatlıkla ulaşsınlar diye bir beklentimiz var, hayalimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu millete taahhüdü var. Dolayısıyla bu taahhüdü yerine getirmek adına da elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. Her işin başında Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Ve Bismillahirrahmanirrahim yazan tabelayı da burada size takdim ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız çok güzel ifade etti konuşmasında, yaptığı çalışmalardan bahsetti. Ben de ilçe kaymakamı olarak ilçemize Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerin ne kadar önemli olduğunu göstermek adına birkaç şey söylemek istiyorum. Yenişehir medeniyet şehridir. Yenişehir kültür şehridir. Yenişehir tarih şehridir. Çünkü Yenişehir gerçekten bir Türk şehridir. Bunu bilerek ve gerçekten inanarak söylüyorum. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun da 25 yıllık başkentini yapmış bir şehir. Dolayısıyla bu minvalde bakıldığı zaman Yenişehir'e her kim ne yapıyorsa gerçekten güzel şeyler yapıyor ve gerçekten bu yaptığı şeylerin karşılığını kesinlikle bulacak.
Burada Yenişehir Belediyesi özelinde, Yenişehir Belediyesi özelinde de konuştuğumuz zaman gerçekten Yenişehir çok hızlı bir şekilde gelişen bir ilçe olma yolunda Yenişehir Belediyesi'nin hizmetleriyle kendini gösteriyor. Yenişehir Belediye'mize katkı olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın da büyük katkılarını görüyoruz. Büyükşehir Belediyesi kırsalda olduğu gibi merkezde de kendini gösteriyor. Dolayısıyla projelerine baktığımız zaman Baba Sultan Parkı'nın açılışını yapmış olduk. Kısa zamanda Baba Sultan Parkı faaliyete girecek. Yenişehir gerçekten çok özel bir yer. Çok özel bir yer. Bunu inanarak söylüyorum. Gerçekten orası müthiş bir sayfiye yeri olmuş olacak. Aynı zamanda kırsalda yapılan projelere zaten bir şey demiyoruz ama yani güzel şeyler yapılıyor. Fakat Yenişehir ölçeğinde, merkezinde özellikle bu kapalı pazar yerinin efendim temelini atmış olmamız, yaklaşık 15 milyona yakın bir TL'nin harcanmış olması bizleri gerçekten büyük bir yükten kurtarmış olacak. Çünkü göründüğü gibi çok hijyen olmayan şartlarda pazar faaliyetini vatandaşlarımız yapıyor. İşte dolayısıyla yaklaşık 12 ay sonra burası da hizmete girmiş olacak ve daha medeni bir şekilde bu hizmetler burada görülmüş olacak. Dolayısıyla bununla beraber daha nice güzel projeler gerçekleşiyor. Bizler takipçileriyiz ama Büyükşehir Belediye Başkanımız her zaman olduğu gibi gerçekten yanımızda da halkımızın yanında ben kendisine Yenişehir'e vermiş olduğu, ekibiyle beraber vermiş olduğu bütün katkılar için gönülden teşekkür ediyorum. Erhamer Rahimin, İlahi Ya Rabbel Alemin, Yenişehir'imize büyük olan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Hürmeti Taha ve Yasin, Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifuna ve Selamun Alel Murselin. Ya Allah, Bismillah, hayırlı uğurlu olsun. Sayın Ali Rahat Açıl'da bir kez daha teşekkür ediyorum. Kıymetli misin?